Herkese merhabalar arkadaşlar Wonderkit inceleme videolarımızda kanat oyuncularına geçtik sağ açık sol açık veya sağ e, orta sahanın sağ çizgisi sol çizgisinde oynayabilen oyuncuları seçeceğiz e, daha doğrusu seçtik inceleyip bunları size anlatmaya çalışacağım 80 küsür tane oyuncu var gene geçen orta saha oyuncuların inceler gibi 15-20 oyuncuya bakıp ee, geri kalanlarını da liste halinde videonun altında paylaşacağım. O listelerden siz bütün oyunculara tek tek bakarsınız. Başlangıç olarak Cengiz Ünder'i tercih ettim. Bizim gururumuz biliyorsunuz Avrupa'daki e, en yetenekli oyuncularımızdan birisi. Cengiz Ünder 19 yaşında zaten yeteneklerini görüyorsunuz. 127 mevcut yeteneği var. 168 potansiyel yeteneği var. Çok daha iyi yerlere gelmesini bekliyoruz Cengiz'in tabi. Oynaması, süre bulması ve şans bulması lazım çünkü e, bir oyuncu oynama oynamadıktan sonra ne kadar antrenman yaparsa yapsın gelişimini göstermez. E, sanırım kiralık olarak e, kiralanabiliyor diye biliyorum ama tam emin değilim. Yanlış yönlendirmeyeyim. Kim varmış? Evet bakın bu kiralık bir oyuncumuş. Arsenal'da Jeff Reine. 19 yaşında 169 potansiyeli var. 120 mevcut yetenek. Süratli bir oyuncu. Artık bunların zaten hepsi süratli olacak bu seviyelerden sonrası. Bu seviyelerden sonra zihinsel ve teknik becerileri fark gösterecektir. Genç bir oyuncu. Bu oyuncular oldukça yol kat edeceği için çok fazla net bir şey söyleyemeyiz şu anki görüntüde. Pedro Neto Lazio'nun 17 yaşındaki futbolcusu şu an 105 mevcut yetenek potansiyel 169 yani bu adam evrim geçirecek <laughs> benim üstüme para yatırın diyor Braga'dan kiralıkmış Lazio Pedro Neto çok değişiklik gösterecek ve bizim meşhur Zivkovic'imiz e, kim izliyormuş Zivkovic'i bakalım Paris Saint Germain Bayern Münih Zivkovic e, Partizan'dayken hemen hemen hepimizin aldığı bir oyuncuydu para kaynağıydı Benfica'ya gitti hepimiz üzüldük ben çok üzüldüm zihinsel olarak görüyorsunuz çok iyi seviyede ve daha bunun çok çok üstüne çıkacak bu oyuncu 120 şey pardon 143 mevcut yetenek 170 potansiyel yeteneği var teknik falan çok üst seviye oyun tercihleri de bayağı iyi yani bu oyuncu bayağı ileriki süreçte adından söz ettirecek Kingsley Coman ee, hiç beğenmiyor yani hiç beğenmiyor demeyeyim yani çok yetenekli bir oyuncu öyle bir şey söyleyemem hiç sevmiyorum bu adamı e, çok süratli görüyorsunuz teknik olarak falan da fena değil e, 153 mevcut 171 potansiyel yeteneği var bilmiyorum ama ben hiç sevmiyorum bu adamı e, süratli bir oyuncu iyi bir oyuncu teknik ayağına hakim bir oyuncu alan güle güle kullansın Mbappe e, Monaco'dan Paris Saint Germain'e şu an kiralık ama daha sonraki süreçte de transfer olarak geçecek. çok süratli, çok teknik oyun görüşü falan da iyi. 170 bir mevcut yeteneği var. Şey, potansiyel yeteneği varmış ama yani zaten olmuş bu adam. Baya baya gelişmiş. Yani hiç gelişim göstermese de şu an oldukça iyi durumda. Ama tabii daha 18 yaşında ve önünde çok uzun süre var. Muhtemelen bu mevcut yet potansiyel yeteneğe de ulaşır. Thomas Lemar Monaco'nun 21 yaşındaki yıldızı. Yalnız gerçekten Monaco'da her mevkide bir wonder kit var yani birer ikişer var diyeyim yani bir tane değil. Mbappe vardı satmışlar işte Thomas Lemar mesela yeni bu adam çıkacak. Çıkmış da zaten yani 149 mevcut 172 potansiyel yeteneği var. Görüyorsunuz oyun tercihleri falan hepsinde dolu dolu. İkişer üçer tane oyun tercihi var. Rakip sahaya girer mesafe tanımaksızın şut çeker iki kanattan da ceza sahasına kat eder. Sık sık topla beraber koşar. Koş zaten driblingi 14, hız hızlanma 15 15. Ee, görüyorsunuz bunları diğer kanat oyuncularından ayıran özellikleri zihinsel özellikler. Yani özel yetenek, hız hızlanma, teknik işte dribling haricinde bakıyorsunuz ilk kontrol iyi, işte uzaktan şutlar var. Serbest vuruş vesaire kullanabiliyorlar. Pas çok iyi seviyede. İşte ne bileyim burada topsuz alan takım oyunları falan da var. Bunları da onlar ayırıyor, işte bu özellikler diğer normal kanat oyuncularından kendilerini ayırıyorlar. Orsol, Orsolini, Ricardo Orsolini Juventus'tan kiralıkmış. 20 yaşında bir oyuncu Atalanta'da. E, 20 yaşında bayağı bir mevcut yeteneği potansiyel yeteneği arasında uçurum var. Potansiyeli ulaşırım bilmiyorum ama e, Juventus bu adama oynatmaz, kiralık gönderir hep. Şu, şu an çünkü Juventus'ta oynayacak seviyede değil. Bu oyuncuyu gelecek sene için kiralayabilirsiniz gelecek vadeden bir oyuncu bilmiyorum. Yani 20 yaşında mevcutla potansiyel arasında uçurum var. Ya bayağı bir fark var. Neredeyse 50 puanlık fark var. Şimdi bakıyorsunuz Lemar Mbappe falan 20 puan, 30 puan en fazla. O kadar bile yok ama burada 50 puanlık bir fark insanı düşündürüyor. Julian Brandt. Zaten bir Leverkusen'den oyuncu olmasa şaşardık değil mi? Leverkusen'de de çok wonderkid var. yani Hücum gücü çok yüksek bir kanat oyuncusu ee, ve top oynamayı da biliyorsun. Topsuz alan koşulları, takım oyunu, vizyon falan bayağı iyi. Ee, 145-172 potans, e, potansiyel yetenek var. Oldukça iyi yerlere gelecek diye düşünüyorum ben. Tabi 21 yaşta biraz düşündürücü. Mois Keane, Juventus'tan kiralıkmış. Ee, süratli bir oyuncu daha 17 yaşında. Güçlü de e, değişik bir adam yani daha önünde dolu dolu yani böyle dolu dolu gelişebileceği 3 senesi var minimum. Minimum 3 sene dolu dolu gelişecek bu adam çok bambaşka yerlere gelecek. E, Tabi Juventus'tan kiralık bu da yani alamayız herhalde diye düşünüyorum. Jadon Sancho. Kaç yaşında sen? 17 yaşında e, Dortmund'la sözleşmesi var. Bu takımlardan bu oyuncuları almak çok zor zaten. 115 mevcut 174 potansiyel az önceki King gibi aynı çok bambaşka evrim geçirecek bir adam. Yani şu anki özelliklerine bakıp hiçbir şey söyleyemem size. Çünkü yani 3-4 sene sonra bambaşka bir oyuncu olacak. Leroy Sané zaten Manchester City'de artık sürekli neredeyse forma şansı bulabilecek bir oyuncu, yetenekli, çok süratli bir adam, teknik olarak da çok iyi. Yani hücum gücü yüksek bir kanat oyuncusu baya baya yüksek öyle söyleyeyim yani topsuz alanı iyi dripling bitiricilik iyi ilk kontrol iyi ön sezi özel yetenek falan olan bir adam 176 mevcut potansiyeli varmış Manchester City bırakmaz herhalde bu adamı da bu adam nasıl Alman ya böyle Alman mı olur Anthony Martial e, Martial'ı biliyoruz zaten Monaco'dan tanıyoruz ki e, bu oyunu düzenli olarak oynayan adamlar bence dünyadaki pek çok skattan daha fazla oyuncu havuzu olan oyuncular. Yani biz kendimiz öyleyiz. Ee, bazı skatların bilmediği oyuncuları bile yıllar öncesinden bilip, "Aa biz bu adamı alıyorduk falan" diyoruzdur eminim. Martial'da çok özelliği olan bir oyuncu. Hücum hattına çok ayrı bir e, güç katacak bir oyuncu. 21 yaşında olmasına rağmen e, gerçi Biraz daha gelişecek 26 puanlık bir gelişim payı daha var ama şu boş alanlara koşu yap, rakip sağa girer, plase şut vurur, verkaç yapar, sol kanattan içe kat eder. Ee, yani şey olarak çok iyi. Bu mesela sol kanatta iç forvet oynatırsınız. Plase vuruş biliyorsunuz. Hani sağa çekip plaseyle uzak köşeye bırakma bu adamın işi yani. Ee, uzaktan şut falan çalıştırırsınız biraz gelişir. Çalıştırırsınız aldınız ve de çalıştırıyorsunuz. İyi bir oyuncu, süratli bir oyuncu, yani hızlı oyun oynamak isteyen takımların kullanabileceği bir oyuncu. Çok yetenekli ve teknik. Gabriel Jesus. Valla Manchester City'nin e, çılgın kanatlarından birisi 152. Mevcut yetenek, potansiyel yetenek 182. Yani çok çok daha 30 puanlık bir gelişim payı var. Daha 20 yaşında, e, 2-3 sene daha. E, gelişimine devam eder ama tabii 17 yaşındaki oyuncu gibi gelişmez. Gene de oldukça iyi, iyi. Zaten oldukça iyi durumda da hani daha da iyi duruma gelecek yani. Ve e, bu kategorideki en yüksek mevcut yeteneği, potansiyel yeteneği olan oyuncu Osman Dembele zaten mevcut yetenek olarak da bayağı iyi. 162 e, yani 20 yaşında ve neredeyse yeteneğinin e, büyük bir kısmına ulaşmış ama daha gelişimi açık, daha e, gelişim Var gösterecek oldukça iyi bir oyuncu. Söyleyecek bir şey yok zaten Neymar'ın yerini alındı. E, tepe tepe kullanın diyelim. E, bu oyuncu videosunu da e, oyuncu videosunu da gösterdim. Oyuncuları da size gene videonun altına link olarak e, Wonder Kit listesi olarak koyuyorum. Bunları da eklersiniz listenize. Kaç oyuncu var hemen bir bakalım. 84 tane oyuncu varmış. E, geriye bir tek forvet oyuncuları kaldı. Santraforları da yaptıktan sonra bu serimizi de sonuna gelmiş olacağız. Yeni inceleme videolarında yeni serilerde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.